Adam aslında ölürken eller kesildi. Eller kesildi, ölmedi. Yani adam en son... İcabını tamamlayamadı, öldü. Hani onu gösterdi. Ya orada tamamen bir şans istedim ya. Tabii evet. Onu verir. Ya ben belki bağlantı... Hayır, şans değil. Orada aslında bir şey söyledi. Dedi ki, biraz erken olacak ama sana bir hediyem var dedi. Dikkat edersen. Kutudan elleri çıkarttı. Biraz erken olacak deyince aslında size şunu söyleyeyim. Aslında şunu söylemek istiyorum. Oraya girmek istemiyorum ben. Sanatkar yani sani yani yaratıcı insanoğlunu kusursuz yaratmıştır. İnsan bir şey ortaya koyduğunda kusursuz yapamaz. Mutlaka bir kusur vardır. O yüzden insanın ortaya koyduğu şeyleri yaratma değil, keşif ve icat denilir. Allah'ın yarattığına da yaratma denilir. Orada aslında Tönbert'in dediği şey şu. Biz ne kadar mükemmel bir varlık oluşturursak oluşturalım, bir yerinde bir kusur meydana getiririz. Bak, şiir öğretti, sanat öğretti, edebiyat öğretti, protokol kuralları öğretti, görgü kuralları öğretti. Ama bir şeyi unuttu. Kendinin sonsuz olacağını zannetti. Var etti varlık gibi. Pat diye öldüğünde de en değerli iki şeyden eksik kaldı. Ama şey orada dediğinde yılbaşı hediyen dedi. Erken olacak derken onu kastetti. Hayır, erken olacak deyince onu kastetti. Hayır, yılbaşının erkenden geldi. Hayır. Ama öyle dedi. O zaman neden yılbaşı? Yılbaşı orada değil. Yılbaşından dolayı demedi. Dedi ki daha sen bunları kullanmaya layık değilsin. Daha zamanı gelmedi. O kadar iyi yetişmedin demek. Ama dedi ki daha erken olacak yılbaşı hediye. Yılbaşı evet. Kendisi geçmedi. O görünen dedi mi o? Yılbaşı hediye erken olacak. Evet ablacığım. Orada adam ölürken peki eller niye eridi ki? Adam keskinecekti. Eller arasında kaldı ya. Düşerken gitti eller. Evet. Evet. Ne oldu canım sen dedin ya her şey bir düzen altında diye. Evet. Farklılıkları kabul etmiyorlar diye. Oradaki kadınların hepsi bir farklıydı. Hmm. Birisi sigarayı elinden bırakmıyordu. Birisi şey yapıyordu işte böyle bahçeyi suluyordu. Birisi telefonla konuşuyordu biri. Onlar farklılık değil. Onlar çeşitlilik. Ha. Hepsi aynı şart, aynı şekil olması şart değil. Yaşam kuralı aynı. Evden çıkıyor, sokağa bir seyirlik bir şey varsa çıkıyor. Sürekli bir tüketi, sürekli bir hazırlık içinde. Ama farklı dediğin şey kültürel farklılıktır, yaşamsal farklılıktır. Anlatabildim mi? İnsanların hepsi aynı insandır ama dinleri ayrıdır, bu farklılıktır. Kültürleri ayrıdır, bu farklılıktır. Yaşamları ayrıdır, bu farklıdır. Ama sokakta gördüğünde hepsini aynı görürsün değil mi? İçine girdiğinde farklı yaşayacaksın. O aslında farklılık, zenginlik dediğin bu. Evet. Ben evine aldı yemek yerken yemeklerini gördüler yani bizde olsa hani hemen yardım ederdik. Yardım ederdik kimse yardım etmedi. Amerikan kültüründe zaten vardı. Herkes kendi ayağını duracak. Zorunludur yani. Acayip bir şey. Yani evet. Kendi ayağını duracak. Evet Egemen son sözü sen söyle. Bir tane şey o makas